bunlar çelişmelerin sonucunda bunların taşlanması, bunları böyle görmek mutlu ediyor insan açıkçası. Bu bir ekip çalışması. Bütün arkadaşlarımızın hepsinin çalışması. Bu bağlamda alışık olduğumuz bir şey açıkçası ama sonuçlarını görmek de ayrıca bir motive ediyor bizi. Biraz daha yükümüzü daha ağırlaştırıyor. Çıta daha yükseğe gidiyor. Çünkü bunları devam ettirmek önemli. Sürdürülebilir olması çok önemli. Malum Fiyata Kongresi'nde de sürdürülebilir ödülünü almıştık. Güzel de bir fuar. Sektörümüz adına da sektörümüzün dünya konjonktüründe nerede olduğunu gösterebilmesi anlamında da önemsediğimiz bir organizasyon. Bütün herkese teşekkür ederiz. Güzel bir şey. Hem de bir lojistik şirketi olarak bu fuarı desteklememiz lazım. Bu da yurt dışında Avrupa'da olan fuarlar gibi daha büyüğü, daha gelişmeli ve uluslararası tarafı daha kuvvetli olmalı diye düşünüyoruz. Bu nedenle bu fuarda uluslararası olarak yer alıyoruz ve de jüri tarafından layık görülüp bu ödül bize verildiği için çok memnunum. Tabii bundan bu ödülün alınmasında komiser üstüne çalışan arkadaşlarımız gerçek pay sahibi. Onlara da bu arada sizin nezdinizde teşekkürlerimi sunuyorum. Bu fuarın da giderek büyüyor. Daha faydalı, daha güzel bir fuar olması. Tabii bu çok anlamlı bir ödül. Özellikle böyle bir lojistik fuarında karayolu dalında yılın lojistik firması, karayolu firması seçilmek gerçekten çok gurur verici. Hele hele de çok değerli jüri üyeleri, hepsi de kendi dalında etkin ve yetkin kişiler, jüri üyelerinin değerlendirmesine mazhar olmak çok güzel bir duygu. Ben öncelikle bu fuarı düzenleyen kuruluşumuza ve jüri heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Ödül almak çok güzel bir şey her şartta. Yaptığımız çalışmaların da ödüllendirilmesi de hoşumuza gidiyor ve biz de takdir ediyoruz, biz de şevk ediyor. Bu sene 3 tane ödül aldık birden. Bir tanesi yönetici dalında, bir tanesi en iyi proje dalında, diğeri de en iyi lojistik şirket dalında. Dolayısıyla bu ödülleri almak da bizi teşvik ediyor. Tüm çalışma arkadaşlarım da yine aynı şekilde bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, çok mutluyuz. Yani ödül almak tabii ki güzel bir şey. Bunun yanında teşekkür edilmesi de çok. Çünkü biz manevi olarak bu işleri yaptığımızdan dolayı bizim biliyorsunuz olanlıkta maalesef şimdi şeyimiz bir sıkıntımız yok ama biz genel olarak bunu insanlığa, çevremize, üyelerimize hizmet edebiliriz, şey yapıyoruz. Her türlü hizmetimizi. Ve bunu da ödüle layık görmemizi bizi daha fazla teşvik ediyor. Daha ileriye, daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Ve daha tanıtıcı konulara girmemiz gerekiyor. İşte bunlar tabii hep tecrübe yaşadıkça bir şeyler özelliyoruz. Ben bu kadar senedir, yani 3. senesindeydim biz katılıyorum ve 3. senede bu arın bu kadar gelişmiş olmasından çok büyük memnuniyet. Dün Alman arkadaşlarımızı dinlediğim zaman fuarcılığın çok detaylarına girerek ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtı olduğunu gördüm dinlediğimde. Çünkü birileriyle konuştukları, anlattıkları bu fuarın ne kadar canlı olabileceğini, ne kadar faydalı olabileceğini gösterdi. Kaldı ki bu yalnız fuar olarak yapılmış olan şey olmadığını ve uluslararası katılımcıların her gün daha çok arttığını ve son zamanlarda özellikle de Türkiye'de lojistiğin sektör olarak, meslek olarak ne kadar yukarı çıktığını gösterdiler bize. Ve bu demek ki bu dalda bizim daha fazla çalışmamız lazım. Çünkü biz dünya haritasına baktığımız zaman, hele Avrupa haritasına baktığımız zaman dünyaya birçok yerden ulaşma imkanı olan bir konumdayız. Bu konumumuzu da iyi değerlendirmemiz lazım. Bu da ancak iyi bir lojistik stratejisiyle ve planlamasıyla olur diye düşünüyorum. Ve bu fuarında çok çok büyük faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki fuarlara da sizlerle birlikte daha fazla katkı koyarak daha iyi işler yaparız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beşincisi düzenlenen Atlas Jüri ödüllerinde firmamız ödüle layık görüldüğü için yaptığımız işin de önemini daha çok benimsiyoruz. Bütün jüri üyelerine ve organizasyonu yapan tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Eren Teknik Otomotiv sektöre çok büyük bir
katkı sağlayan firma. Özellikle yakıt, araçlarda yakıt çalınmasını engelleyen ve suistimale maruz kalan %100 yakıtı koruyan sistemler üretmektedir. Bu yıl yaklaşık 1 milyon dolar ilave yatırımlarla yeni fabrikamızı kurduk. 22 ülkeye ihracatımızı yapıyoruz. Dünyanın da birçok firmasıyla, zaten dünya iş yaptığımız iş dünyada tek, birçok firmasıyla da görüşmeler yapıyoruz. İhracatımız var. Daha önce yurt dışından ithal geliyordu. Çok ciddi bir maliyetlerle geliyordu. Şu an kendi üretimimizde %100 yerli sermayeyle Türkiye'de üretiyoruz. Dünyanın da birçok ülkesine gönderiyoruz. Aynı zamanda da ülkemiz bu konularda katma değer kazanmış oluyor. İhracatı artırmış oluyor. İthalatı da bitirmiş durumdayız şu an. Hem kaliteli hem de daha güvenlikli bir sistem yaptığımız için. İngilizlerden, Belçikalılardan, Almanlardan daha iyi bir durumdayız. Şu anda sektörde %90 pazar payındayız. 4 yıllık zaten bunlara iştirakçı olarak katılımcı olarak katılıyoruz. Maksat ödül almak değil, maksat tabii ki projelerle sektöre destek vermek, sektörün gelişimine katkı sağlamak. Bizim de bu projemiz ödüle layık bir olmuş. Tabii ki memnun oldum. Benzer çok daha güzel projeler de var burada. Ben memnunum yani. Biz memnunuz yani. Tabii ödül almak da hayır, zevk veriyor. Yaptığın işin ödüllendirilmesi güzel, güzel. Projeyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? İşte projemiz şöyle bir şey. Bizim yatım üzerindeki yüzey sularının tamamen depolanması. Yani maksadımız tamamen denize hiçbir şekilde ne yağmur suyu, ne yıkama suyu, ne yüzey suyunun akmaması. Tamamen kapalı devrim sistemi üzerinde çalışıyor. Yüzey suları yatım üzerinde havuzlarda depolandıktan sonra alttaki kanalizasyon sistemini çökertme işlemi yaptıktan sonra kanallarla ana depolama sahasına sevk ediyoruz. Burada tekrar çökertme işlemi, ikinci çökertme işleminden sonra arıtma ünitesi kurduk. Biz büyük bir arıtma ünitesi. Bunu da uzağın sektörü suyu. Bu arada biyolojik eğitim ve sanatçılarda geçtikten sonra tamamen analizi yapıp temiz bir şekilde denize tekrar deşarj ediyoruz bunları. Tamamen kapalı devrim sistem. Çevreye çok hassas duyarlı bir sistem. Denize kesinlikle yerlere kadar bir akıntı yok. Tamamen hepsi kapalı. Yani %100 çevre duyarlı bir sistem yani. Maliyet olarak da bayağı bir maliyet oldu ama çevresel etkileri en minimize yapmak bunu bayağı rahatlattı bu proje. Projemiz ödüle de layık demek ki başarılı. Yani. Bireysel olarak 20 yılı aşkındı bu ödüle belki düşünüyordum. Şimdi umduğumuzdan çok fazla bir ilgi gördü. Türkiye'de ve dünyada da belki bir ilk bunun konşmentonun koleksiyonunu yaptım. Yıllarca gece gündüz uğraştım. Yurt dışında kovaladım. Sonrasında ise bu ödüle layık gördük. Bu tabii çok onur verici. Yani tüm mesleği temsil eden, sektörü temsil eden çok onur verici, büyük bir ödül benim için. Layık gördükleri için çok teşekkür ederim.